Merhabalar, Öznur ben, size nasıl yardımcı olabilirim? Merhabalar. 2009 yılında ben başladım buraya. Daha öncesinde çalışmıyordum. Böyle çekingendim, kendimi çok fazla ifade edemiyordum ve çalışmıyordum daha önce. Ya burada çalışmadan önce sıradan bir hayatım vardı, okul hayatım tek düze. Liseden sonra üniversite hayalim vardı, ona çabaladım, kazandım da üniversiteyi. Fakat giremedim babamın trafik kazasından dolayı. Buraya girmeden önce toplumda kendimi ifade edemiyordum. Yani bir şekilde hayatıma birçok başlıkta katkısı oldu diyebilirim. Öncelikle Turkcell Global'a teşekkür ediyoruz. İlk yatırım olarak bölgemizi seçmelerinden dolayı. Evet, küçük olarak başlamış ama zamanla bir çiğ gibi büyümüş ve yaklaşık 1200 kişilik bir istihdama ulaştığını biliyoruz. Bu tabii özellikle üniversiteden yeni mezun olan gençler için inanılmaz bir fırsat. Vatandaşlarımızın somut olarak Turkcell'de bir kariyere başlaması, Turkcell'e giriş yapabilmesi, orada çağrı merkezi görevlisi olarak çalışması için bir takım gayretler ve çabalar sarf ettiğini çok yakinen biliyor ve takip ediyorum. Bizim geleceğimiz, her şeyimiz elbette ki gençler. Bunlar daha nitelikli, kurumsal bir kimlik adı altında çalışmışlığın vermiş olduğu bir özgüvenle daha faydalı, topluma da daha faydalı olabiliyorlar. Atatürk Üniversitesi her yıl 10 binlerce mezun vermekte. Ve bu insanlar Erzurum'da çağrı merkezleri sayesinde iş bulabildiği için Erzurum'u terk etmek zorunda kalmamakta, yaşamlarını burada sürdürmeye devam edebilmektedirler. Buraya geldikten sonra ben hani kendimi tanıdım. Hem kişisel anlamda ne istediğimi biliyordum artık. Ya bana kattığı şey çok fazla oldu gerçekten. Sürekli engelli arkadaşlarım tarafından söylüyor. Hani biz çalışabilir miyiz, yapabilir miyiz? Hani bütün artılarını anlatıyorum. Hatta bir kez iş alıma gelen bir engelli bir arkadaşımız vardı. Hani utanıyordu açıkçası. Herkesle beraber mi çalışacağım, ayrı bir yerde çalışacağımı düşünüyordu. Evet, herkesle beraber çalışacağımızı anlattım. Benim burada hiç kimse tarafından hani engelli gözüyle bakılmadığını anlattım. Bu konuda rahat olmasını söyledim. Yani çevreden de buraya ben birçok arkadaşıma da referans olarak giriş yapmalarını sağladım. Anadolu'daki ilk çağrı merkezidir bu. Bugün birçok yerde var, bir örnek teşkil etmiştir. Erzurum ekonomisi açısından çok önemli bir faaliyettir bu. Bunu hani herkes aynı şekilde isimlendiriyor. Bacasız bir sanayi. Turkcell'in 10 yıl önce 2005'te Erzurum'a gelmesiyle hem Turkcell kazanmış oldu ama daha genel anlamda da Erzurum, Doğu Anadolu kazandı. Bu 7 yılın bana kattıklarını ya 70 yılda bir insan kazanamaz.